Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Osmanlı Savaşları oyununda yeni bölümle birlikteyiz arkadaşlar. Oyunu yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Bugün şehrimizi düzenleme yapacağız ve düzenlemeden sonra da bir savaş denemesi yapacağız arkadaşlar. Şehrimi nasıl kurayım diye çok düşündüm ama kesin bir kanıya varamadım. Tek düşündüğüm arkadaşlar, merkez bildiğim, öğrendiğim merkez binanın yıkılması bir hilal kazandırdığını öğrendim. O yüzden merkez binayı biraz sağlama almak istiyorum. Şöyle yapalım. Hemen taşıma bölümüne geldim. Tümünü topla, surları kaldır. Surları kaldırıp tekrar kurabiliyoruz. Aynen, tümünü topla deyip arkadaşlar yavaş yavaş tek tek kuralım. Tüm yapıları Edvan'da toplamak istediğiniz emin misin? Evet, tüm yapıları topladım. Şimdi arkadaşlar, merkez binamız var. Merkez binamızı şöyle merkez olarak, şuradaki çarpı var, işareti var arkadaşlar. Orayı kabul etmişler. Biz de merkez binamızı oraya yerleştirdik. Şimdi merkez binanın etrafına ben kuleler koymak istiyorum. Merkez binanın etrafına kule koymak istiyorum. Buradan alttan hemen savunma kulesi değil, o değil. Nerede diğer kuleler? Evet. Şu savunma kulesiydi. Diğerleri saldırı kulesiydi, değil mi? Birer tane gözüküyor. Normal kuleler nerede? 3 tane şurada. Şöyle yanlarına sur koyacağım. O yüzden surluk alanlar bıraktım. Yani şöyle yapalım, bir denemesini yapalım hemen. Şöyle yerleştirdim. Tamam dedik. Sırayla koysa daha iyi olmaz mı? Güzel. Şöyle yerleştirdik. Aslında şöyle seri bir şekilde aynı kurarmış gibi yapsaydı daha iyi olurdu. Şöyle surların, şeylerin, kulelerin etrafını çevirmek istiyorum. İnşallah doğru yapıyorumdur arkadaşlar. Daha iyi stratejiyi bilen varsa mesajlarda yazsın. Ona göre değiştirebilirim. Şu şekilde koydum. Bunu da koy. Şunu da koy. Herhalde birleşti. Bunun gibi dizmeye çalışacağım. Şu neydi? Erzak deposu. Şimdi şöyle yapalım. Yanına bir kule daha koyacağım. Acaba kuleleri çok fazla içeri koymam yanlış olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Biraz daha dışarı koymam gerekebilir. Bir kule daha aldım. Şöyle çaprazına koyayım. Menzile girsinler. Biraz daha içeri çektim. Aynı hiza olsun. İki kare ileri almıştım. Şu an aynı hiza mı? Değil. Şu şekil. Şu. Şu aynı hiza olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi etrafını yine çevirelim surlarla. Oraya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. O yüzden şunu biraz daha öne çekeceğiz. Aynen şu şekilde. Şimdi yanına bir suru koyalım. Şöyle. Güzel. Etrafını çevirdik. Bu güzel oldu. Şimdi şu araya ben bir tane top yerleştirmek istiyorum. Bu araya bir tane top yerleştirmek istiyorum ama şu ara boş kalıyor. Bakın şu ara boş kalıyor. Aslında şu kuleyi bir kare daha bu tarafa çekebilirim aslında. Şöyle yapacağız. Kaldır.
Kaldır, kaldır, kaldır. Şunları kaldır. Kuleyi kaldırmayacaktık. Kuleyi yanlışlıkla kaldırdım. Tekrar seçtik. Şöyle yapalım. Güzel. Şu şekil mantıklı gibi. Şunları kaldıralım buradan. Surlar bir seviye. Aslında onları yükseltmem lazım. Çok da fazla saldırı yemiyorum. Kupam çok düşük. Ondan arkadaşlar çok da fazla. Bir kere saldırı yedim. Onu da kaybetmişim. O yüzden savunmayı düzeltmemiz lazım. Güzel. İki tane kule buraya koyduk. Şimdi şöyle bir plan yapmayı düşündüm arkadaşlar. Buradan şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Bu neydi? Erzak deposu muydu? Neredesin sen? Erzak deposu. Aynen. Bir tane erzak deposu koymak istiyorum. Erzak deposunu yerleştirdik. Güzel. Yanlarına şu ne? Altın deposu. Şuraya koy depoyu. Tamam. Şöyle bir bakalım. Şu köşeye bir tane savunma kulesi koymak istiyorum. Güzel. Savunma kulesinin biraz açık koyayım. Etrafını kapatacağım. Çünkü büyük bir ihtimalle çoğu saldırılar arkadaşlar akıncılarla oluyor. O yüzden savunma birimlerini korumamız lazım. Savunma birimlerini koruyacağız. Taneler koyduk mu? Tamam, bunu birleştirdik. Şimdi yan tarafa bir tane daha erzak deposu koyalım. Bu evdi, değil mi? Evlerin ikisini yan yana koyacağım. Şöyle koyduk. Bir ev daha koy. Olmadı. Bir kareleri almamız lazım. Tamam. Koyduk. Bir ev daha koy. Tamam, evler yan yana koyduk. Şimdi şurası biraz boş kaldı. Şura biraz boş kaldı. Ana binanın etrafını da çevirseydik arkadaşlar. Ana binanın etrafını. Zaten buraya kadar sızarlarsa ana binaya kadar sızarlarsa patlatacaklar zaten. Kuleleri geçmeleri gerek. O yüzden oraya girmeyeceğim şu anda. Kışlamız var. Kışlayı da şöyle yerleştirelim. Diğer kışlayı da yanına koyalım. Bir daha ikinci kışlayı aramayalım. İkisi de burada dursun. Güzel. Burada şimdi mancınığımız var. Kulelerimiz var, toplarımız var. Şuraya bir tane şu şey neredeydi bizim? Diğer topumuz neredeydi? Bende bir tane mi top var? Şurada bir tane var. Sabit top. Bu da sabit top. Aynen. Bir tane varmış. Şu humbaracıdan bir tane mi var bende? İki tane olması lazım. Yoksa kurmadım mı onu? Onu bakacağım. Bana humbaracı lazım. O yüzden şu toplardan bir tane
Şuraya yerleştirelim. Güzel yerleştirdik onu da. Güzel, onu da yerleştirdik. Şimdi şuradan içeriye bir yol yapacağım ve içeri çekmeye çalışacağım, ama onun öncesinde şuradan şu mancınığı şuraya yerleştirelim. Yanına şuradan bir tane top koymak istiyorum. Sur şehrin dışında gelecek saldırılara karşı korur. Bir tane mi kaldı sur? Bir tane kalmış olamaz ya. 67 artı 2 seviye bir tane surum varmış. 2 seviye denemek yapmıştım. O yüzden o orada duruyor. Şu depoyu da buraya koyalım. Çok ince düşünülmesi gereken bir sistem arkadaşlar. Şehrin kurulması çok ince ayrıntı gerektiriyor. Çok fazla düşünmeniz lazım. Strateji yapmanız lazım. Kulenin yanına bir tane daha koydum. Kuleleri yerleştireceğim. Kule olmayan tarafım şu sol taraf, sağ üst taraf. Ayrı ayrı da koymak istemiyorum aslında. Şöyle şunu açalım biraz. Şunu da açalım. Biraz daha aç. Biraz daha aç. Güzel. Kuleyi yerleştirdik. Etrafını çevirmemiz için biraz yer açmamız lazım. Şöyle açtık. Bunu da çevirdik. Güzel. Surları alalım. Köşeyi yerleştiremedik. Orada biraz hata yaptık. Şu an o kadar incelemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ana binanın seviyesini yükselteceğim için yine bana sur hakkı verecek. O zaman daha ayrıntılı bir şekilde çevirmesini yapmayı düşünüyorum. Şimdi şu ortaya da bir tane buradan ne var savunmada bizde? Savunmamızda ne var? Bir top daha var orada. Bir kulemiz daha var. Top yerleştirelim. Güzel. Şimdi şurayı kapatalım. Şu köşeyi bir kapatalım. Şurayı kapatalım. Buradan öteye kapatmaya gerek yok. Şunu kaldır. Şuna, buna sur harcamaya gerek yok. Şunu zaten orası kapalı. Onlar dışarıda kalsın. Bunlar dışarıda kalsın. Bu da dışarıda kalsın. Tamam. Şu suru şöyle getir. Tamam, orayla birleştirdik onu. Güzel. Şimdi şu savunmaların olduğu bölgeye bir tuzak koyalım. Şuradan bir tuzak yerleştirelim. Yanına da bir tane fıçı koydum. Güzel. Güzel. Şunu biraz ileri alayım. Şu tarafa da koyacağım. Şöyle alalım. Buraya da bir tane koyalım. Çünkü savunmaya gelecekler. Şuraya da bir tane koyalım. Şuraya bir tane tuzak koyalım. Buraya da gelecekler. Güzel.
Elimizde neler kaldı? Madenler var, depolar var, kış şey var, bu var. Tuzağımız daha var. Nereden girebilir? Şu taraftan girebilir. Şuraya bir tuzak koydum. Onun haricinde başka tuzağım kalmadı. Kulelerimiz var. Kulelerimiz daha henüz bitmedi. Nereye yerleştirebiliriz? Şunu biraz daha dışarıya çekeyim. Şu kuleye yakın olsun ki kule ateş ettiği zaman yakın olsun. Şunu şöyle aldık. Biraz daha yaklaştır. Tamam, bir kuleyi daha. Şu dış tarafa koysak mı kuleleri? Dış tarafa koymak da istemiyorum kuleleri. Şunları dışarı çek abi. Şunları dışarı çek. Şunu da çek. Güzel. Şuraya bir kule daha yerleştir. Bunun etrafını da çekelim. Güzel, tamam. İdare eder. İdare de çok da kötü değil. Şimdi elimizde kalanlar şurada bir tane depomuz var. Altın depomuz var. Altın deposunu şöyle koydum. Şu üretimleri yan tarafa yayacağım ki sadece sabit bir yerden almaya çalışmasınlar. Şuraya koydum. Nereye kayboldun? Niye kayboldun? Şurada dur işte. Tamam, orası senin yerin. Şimdi şuradaki savunmayı da saralım. Şuradaki savunmayı da saralım. Eğer saldırı yapılırsa arkadaşlar, nasıl yapıldığını, nerelerden sızıldığını öğrenip daha rahat savunma yapabiliriz. O yüzden şu an idarelik yerleştiriyorum. Saldırı yapıldığında ne taraftan yapıldı, nasıl yapıldığı şekilde daha iyi bakacağım. Ona göre daha iyi konum alabilirim. Güzel. Orayı kapatmak için şuradan bir kare daha boşaltalım. Şunu şöyle koyduk mu orayı da kapatmış oldu. Kulenin yanına koydum. Kuleleri biraz dışarı koydum ki Alzapla yani okçuyla dışarıdan atış yaptıklarında en azından bizimkiler de karşılık verebilsinler. Tamam. Şunları kulelere yaklaştır. Güzel. Şunu da yaklaştır. Güzel. Şu bunu da yaklaştır. Harika. Şimdi şu tarafa bir kulemiz 3 burada, 2 orada, bir mancınık orada, bir top orada. Şu tarafa bir kule var mı? Bizde yok. Daha savunmamız yok. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Şunları yerleştirelim. Şu madenleri koyayım. Güzel. Sen de şu köşeye gel. Neden orayı kabul etmiyorsun? Orada bir tane sur var, o yüzden kabul etmiyor. Tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı. Elimizde kule var. Lider otağı var. Lider otağını şöyle ön tarafa koymak istiyorum ki gözümün önünde dursun. Onu da hallettik. Şu neydi? Acemi ocağı. Tamam. Surumuz var ve kışlalarımız var. Kışlalarımızı da şöyle serpiştirelim.
Kaldı elimde 8 tane sur. 8 tane sur var. Şuradan büyük ihtimalle girebilirler. O yüzden şurayı çiftlemek istiyorum. Şurayı çiftledim. Güzel, ikili oldu. Başka girebilecekleri bir boşluk neresi var? Şu topun olduğu taraftan girebilirler. Büyük ihtimalle şuradan bir yerden girebilirler. Şuraları da kapatalım. Bunlar elimizde fazla. Bunları zaten şu iki seviye, şu iki seviyeyi de şöyle koy. Göz şeyimizde dursun. Evet, şimdilik şehrimiz bu şekilde kurulmuş durumda. Bakalım saldırı yediğim zaman nasıl sıkıntılar yaşayacağım veya girebilecekler mi? Tamam dedim. Şehrimin düzeni bu şekilde arkadaşlar. Şunu ücretsiz bitirelim. Kuleye yüklenmiştik. Savunma kulesi bu arada savunma kulesine okçuları yerleştiriyorum arkadaşlar. Savunma kulesine okçuları yerleştiriyorum. Bu arada kapasiteden yiyor. Yani oyundan çıkacağınız zaman kuleye adam yerleştirin. Evet, şu an saldırı yapacağız. O yüzden aldım onları. Şurada bir savunma kulemiz daha vardı. Kapasite 10. Bundan alamıyorum. Neden? 6 level olduğu için mi acaba? Neyse onu daha sonra inceleriz. Şimdi de bir tane saldırı denemesi yapalım bakalım. Saldırı denemesi yapalım bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? Okçu Kulesi 3. Merkez Bina 3. Ne kadar ganimet? 108-139. Aa iyiymiş. Hemen bir deneme yapalım. Hemen bir deneme yapalım. Merkez Bina burada. Şu humbarayı önce almak istiyorum. Humbara sıkıntı. Humbara sıkıntı. Direkt humbarayı almak istiyorum. Şurada kuleler de var. Aslında bunlara da girebilirim. Güzel yapmış. Her tarafa serpiştirmiş. Okçuları şuraya koyacağım. Orada mancınık var. Şimdi. Karar veremedim. Nereden saldıracağımı karar veremedim ve maç başladı. Savaş başladı. Önce şu humbarayı almaya çalışalım. Yapacak bir şey yok. Şuradan bu kuleyi almaya çalışacaklar önce. Şunu gönderdim. Lideri de gönderdim. Şifacılar şuradan okçuları göndereyim. Şifacılar ölmezse çok da sıkıntı olmaz ama şifacılar ölebilir. Çok da zor bir şehir değil. Almamız lazım bunu. İnşallah doğru strateji yapmışızdır. Altı tane akıncım kaldı. %40. %50 yapabilirsek. %50 yapabilirsek. Ganimeti de alacağız. Hadi bakalım. Hadi az kaldı. Kule görmüyor karşı tarafı. Akıncılarım şeyde surda kaldı. Alzaplara güveniyorum şu anda. Evet, merkez binaya gittiler. Çok güzel. Merkez binaya hedef aldılar. Okçu kulesi onu görecek mi acaba? Gördü. Gördü. Kahramanım iyi vuruyor. Evet, almışız. Aldık. Bir tane hilal aldım. Çok iyi oldu. Yani çok kolay bir şehirdi aslında. Ama yine de girmekte zorlandım. Kahramanla götürdük bu işi. 59 oldu. Altını bayağı fazla topladık.
22.006 mı verdi? Daha fazla gözüküyordu. 20.000 altından ne olur? Hiçbir şey. Boşuna girdik buraya. Daha fazla görünüyordu sanki başta. 22.000 altın çok az. Evet, kahraman da öldü. %61 ile aldık. 10 tane kupa verdi. 22.000 altınmış. Ben daha fazla gördüm. Yanlış görmüşüm. 22.000 altın için oraya girmezdim açıkçası. Şurada ordu varsa girerim gene. 36 tane bundan, 3 tane bundan. Çok da fazla yok. Evet arkadaşlar, bir saldırı denemesi de yaptık. Şöyle kışlaya girelim, yeni üretimi yapalım ki bir sonraki saldırıya hazır olalım. Bu arada ben Yeniçeri'yi yükselttim ama Alzap'ı yükseltmem gerekiyormuş. Alzap'ı yükseltmedik, Yeniçeri'yi yükseltme. Aslında bu savaşta Yeniçeri'yi gönderebilirdim. 3 seviye çünkü. 16 saldırı, 32 savunma. 10 saldırı, 20 savunma. Alzap'tan daha iyi durumdalar ama Alzaplar işte okçular uzaktan daha iyi atıyorlar. Şimdi ben buradan 2 tane yine şifacı, hekim yani yapalım. 2 tane hekim yaptım. Kalanıyla da akıncı yapalım. Evet, şehri şimdi şey yaptık. Nerede bizim ikinci kışlamız? Şu tarafta kalmış. Şundan biraz daha yapalım. 11, 12, 13 tane yaparsak azap yapamayız. O zaman 10 tane azap yapayım geri ikisini. Ya da 20 tane azap yapalım. Gerisini akıncı yapalım. 7 tane de akıncı yapalım. Üretmesini bekleyelim. Boşta bir tane mimarımız varmış. Neyi yükseltelim? 5 level, 6 level. Şunu 6 saatlik süresi varmış. 50.000 altına yükseltelim. Bir tane daha var. Buradan da Humbara'yı yükseltelim. Humbara'nın açısı çok iyi. 250.000 altın. 81.000 var. Depoda ne var? 150. 250 yetmiyor. Az önce harcamasaydık yetecekti. Humbara'yı yükseltemiyoruz. Şu mancınığı yükseltelim. Mancınık niye düşük? Mancını yükselttim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu şehrimizi bu şekilde kurdum. Eğer daha iyi fikirleriniz varsa mesajlarda belirtin. Ona göre ben de taktiksel değişiklikler yapabiliriz. Merkez binayı 6 seviye yapmam için 500 bin altın istiyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.